Çoğu kadın cinayeti genellikle herkesin gözü önünde yaşanıyor. Bu cinayetlerin kurbanları genellikle daha önce suç duyurusunda bulunmuş, yardım tal talep etmiş kadınlardan oluyor. İyi Parti Edirne Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Baş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadınların en demokratik haklarına kavuştuğunu söyledi. 5 Aralık 1934'te Atatürk bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı için harekete geçti. Ve seçim kanununda yapılan değişiklik ile kadınların en demokratik haklarına kadınlar kavuştu. Meclis üyesi baş ülkemizde giderek artış gösteren kadına şiddete de tepki gösterdi. Hemen hemen her gün her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Resmi rakamlara göre sadece Türkiye'de 2011 Ocak 2019 Ağustos tarihleri arasında 2036 2636 kadın cinayeti işlendi. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre 2017 yılında dünyada 87 bin kadın öldürüldü. Çoğu kadın cinayeti genellikle herkesin gözü önünde yaşanıyor. Bu cinayetlerin kurbanları genellikle daha önce suç duyurusunda bulunmuş, yardım tal talep etmiş kadınlardan oluyor. Sanırım cezaların yeterince caydırıcı olmaması katillerin işini kolaylaştırıyor. Edirne'de birkaç gün önce yaşanan Nilay kardeşimizin hunharca öldürülmüş olması güvenlik olaylarının yetersiz olduğunu gösteriyor.